Gözünüzü dört açın. İçeri yabancı kimse girmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. İçeri giremezsiniz. Aa! Asiye Hanım'a bakacaktım ben. İçeri giremezsiniz. Uzaklaşır mısınız lütfen? Bak, eğer bir şey yapacak olsaydım bunu konuşacak vaktin olmazdı zaten. O yüzden rahat ol. Konuşalım sadece. Giremezsiniz dedim. Sen mi bana engel olacaksın? Ha, bunlar diyorsun. Sence? Tahsin! Bırakın gelsin. Efendim ama Ali Kemal Bey... Asiye Hanım böyle buyurdu dersin. Otursana oğlum. Şş, sakın. Anne de yok, oğul da. Şunu da bırakayım yerine. Yüzüm kalmadı. Sen bunun... Çaldım. Geldim gözünün önünden, evinden çaldım. Fark etmedim. Senin yaptığın gibi. Sen de benim gözümün önündeydin. Ama ben de fark etmedim benden çaldıklarını. Ne demek şimdi bu? Neyi çalmışım ben? Daha neyi çalacağım ben? Hayatımı çaldım benden. Şu kocaman eve bir beni sığdıramadın sen. Baban bırakmış, sen dönüp bakmamışsın. Yani bir seçim şansın vardı senin, sen beni seçmedin. Korkma, korkma. Bana analık yap diye ağlamayacağım. Evinde de gözümüz yok. Çok şükür. Evinde analın da yerin dibine batsın. Niye geldin o zaman evime? Ne istiyorsun benden çocuk? Ya ben ne istiyorum biliyor musun? Beni doğuran sen olma istiyorum. Hayat işte. İnsan her istediği olmuyor. Ya ben geçtim çoktan. Niye bıraktın, niye aramadın o faslı? Belki çirkin gözüktük gözüne. Belki başa bela olur dedim. İki tane aslan gibi evladım varmış ya artık. Yani işte. Doğru konuş benimle. Doğru mu konuşayım? Lan bu hikayede bir doğru konuşan benim ben. Şimdi sen de hayatında belki ilk defa bana doğruyu söyleyeceksin. Sen ne oldu da yıllardır vebalı gibi sakladığın beni oğullarına söylemek zorunda kaldın? Sen hala benden ne saklıyorsun kadın? Cevap ver bana. Niye geçmişine gömdüğünü kazıp çıkardın ortaya? Oysa sen adam gömüp arkana dönüp gitmeye alışkınsın. Oğulların için. Beni niye attın önlerine? Ne mecbur etti kadın seni? Bana kalsa gömdüğüm yerde olurdun hala. Ama... Efe gel bak. Seni kiminle tanıştıracağım? Efe. Korkmana gerek yok oğlum. Şule. Yenge hanım. Unutkanlık bulaşıcı herhalde. Dikkat et. Efe ile tanıştık ya biz. Ne haber aslan? Evet tanıştınız. Ama gerçek anlamda değil.
Şule dedim. Gördüğün gibi Efes'ini korkulacak biri zannediyor. Ama senin kim olduğunu bilse... ikiniz için de çok daha iyi olur. Şule. Aslında hepimiz için çok daha iyi olur. Değil mi anne? Efe, hadi sen çık da bir kardeşine bak bakalım uyanmış mı oğlum. Hadi annen de gelecek şimdi, bırak. Anne, bırak, bırak çocuğu. Bırak tanışsınlar. Şule. Geç bile kaldık sayende. Şule. Efe'cim, ondan korkmana gerek yok. O yabancı biri değil. Hasan... senin amcan. Babanın abisi. Ya dur, çocuk şoka girdi. Babam o adam kötü demişti. Evet. Ama baban kim olduğunu bilmiyordu. İyi bir insan olduğunu biliyoruz artık. O yüzden merhaba diyebilirsin. Hadi oğlum. Merhaba. Merhaba. Efe'cim, insanlarla ilk tanıştığımızda ne yapıyorduk oğlum? Memnun oldum. Eyvallah. Ben de çok memnun oldum. Ailemize hoş geldin Hasan. Ne konuştunuz, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama... artık burası da senin evin. Daha sık görüşürüz herhalde. Ya dur, kadını kalpten götürmeyelim şimdi. Eviniz de sizin olsun. Ama Efe de isterse dışarıda görüşürüz belki ha. Baban da izin verirse tabii. Ne dersin? Hadi oğlum sen bir git bak bakalım kardeşin uyanmış mı? Annen de gelecek şimdi. Hadi. Hadi oğlum bir. Çocuğu benden koruyor tabii. Amcası gibi olmasın değil mi? Sen de git artık. Gideceğim, gideceğim. Çok meraklı değilim burada durmaya. Şu sorumun cevabını ver, gideyim ben de. Sen de rahatla, ben de. Niye çocuklarına söyledin kadın beni? Onlar bilsin istedim, evet. Ama senin bilmeni hiç istemedim. Baban olmasa bilmeyecektim ki zaten. Ne? Senin baban yaşıyor mu? Bizden bunu da mı sakladın anne sen? Sen bir daha benim babamı görmeye gitmeyeceksin. Onu ziyaret etmeyeceksin, görmeyeceksin babamı. Niye? Bildiği başka şeyler de mi var? Sen var ya, çok karanlık bir kadınsın. Belli o karanlığa daha çok şey gömmüşsün sen. Ama ben yakacağım onu. Benden gizlediğin ne varsa tek tek çıkaracağım ortaya. Eyvallah yenge. Görüşürüz. Thank you.
Bırak ben. Gelmesin. Oğlum bak çekil. Ulan arkadaşımız çek, içeride. Çekil çek. Çek ulan. Ne oluyor lan? Kadir. Şişt, tamam bırakın. Tamam benim de onlar. Abi. Gidiyoruz lan bırakın. Ne işiniz var oğlum sizin burada? Gördün mü abi? Niye gelmiş? İçeride mi ha? Kim? Yavuz. Yavuz mu? Telefonun sinyali en son buraya göstermiş abi. Baktık Ferhat'la. Sustu şu. Abi. Lan yok be oğlum saçmalamayın. Ne arasın Yavuz burada? Ne bileyim abi. Biz de onu soracağız. He. Lan kim bilir neye baktınız yine abuk subuk. Yürüyün hadi. Senin burada ne işin var abi o zaman? Niye geldin abi sen buraya? Sana hesap mı vereceğim lan ben? Tamam abi, sakin. Reklam bittiğiniz zaten bizi. Yürüyün dedim. Bir ara abiyle uğramıştır belki ya. Vardır bir bildiği abi. Hadi gidelim.